Zeynep, bir saniye sakin ol. Bu nasıl bir şey Allah aşkına? Ne yaptığınızı sanıyorsunuz siz? Hem ne akla benim hayatıma müdahale ediyorsunuz? Lütfen Levent Bey, hemen yanaşalım, inmek istiyorum. Zeynep, bir dakika otur konuşalım. Ya bu kadar kızacak bir şey yok. Evet Sena, lütfen biraz daha sakin olur musun? Bakın, ben gitmek istiyorum, hem de hemen. Burada kalmam için hiçbir sebep yok. Zeynep. Bu nasıl bir şey ya? İnanamıyorum ya. Nasıl böyle bir şey olabilir? Buradan nasıl ineceğim ben? Sıkışıp kaldım. Bak Sinan, biz sadece... Hey! Bakar mısınız? Pardon! Bakar mısınız? Pardon! Bakar mısınız? Sinan yeter artık, sakin ol. Lütfen Zeynep. Bana yardım eder misiniz? Allah'ım bu kabus bitsin artık. Zeynep duymuyor musun? Lütfen artık kendine gelir misin? Bir sorun mu var kızım? Hayır sorun yok, teşekkür ederiz. Var, benim bir sorunum var. Benim hemen karaya çıkmam lazım. Yardım eder misiniz lütfen? Tabii tabii. Zeynep. Şu anda sağlıklı düşünemiyorsun. Seni bu şekilde hiçbir yere gönderemeyiz. Levent. Bırak ne yapmak istiyorsa onu yapsın. Gitmek istiyorsa gitsin. Ama... Bırak hele. Herkes istediğini yapmakta özgür. Gel. Otur. Nerede kaldı bu kız ya? Zeynep? Efendim Kader. Neredesin Zeynep? Çok merak ettim seni. Merak etme, iyiyim ben. Zeynep, yine içmiyorsun inşallah. Bak neredesin, söyle gelip alayım seni ha? Kader. Telefonum tam çekmiyor, duyamıyorum seni. Beni merak etme. Güvendeyim, birazdan evde olurum. Bak. Şimdi biraz daha iyi görünüyorsun kızım. Sakinleştin mi bakalım? İyiyim. Çok sağ olun. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Teşekkür edecek bir şey yok. Ne yaptık ki? Ne kadar önemli bir şey yaptığınızı bilseniz. Oradan hemen ayrılmam gerekiyordu. Düşünsenize. Hayatta en güvendiğiniz insan size ihanet ediyor. Sonra dostum dediğiniz insanlar da... Sizin iyiliğiniz için sizin adınıza karar verip aptal yerine konmanıza ortak oluyorlar. Bunu kaldıramadım işte. Ne anlatıyor bu kız diyorsunuz belki de. Başınızı şişirdim sizin de. Zaten gece gece bela da oldum size. Kusura bakmayın lütfen. Estağfurullah. Başımı şişirdim falan yok. Derdini tam bilmesem de ne demek istediğini gayet iyi anladım. Sağ olun. Ne demişler? Cehenneme giden yollar iyi niyet taşlarıyla döşelidir. Yani insan sevdiğine iyilik yaptığını zannederken ona daha çok zarar verebilir. Sen yine bildiğini yap. Ama unutma. Affedici olmak yalnız Allah'a mahsus değildir.
Ne biliyor ki konuşuyor bu adam diyeceksin. Sen beni boş ver. Suat, gerçekten çok üzgünüm. Ela ile biz yalnızca böyle bir gecenin size iyi geleceğini düşünmüştük. Ama öyle olmadı. Baksana burada durmaya bile tahammülü yoktu. Bu kadar kötümser olma. Belki de henüz olaylar çok taze olduğu için. Yani Zena'nın bir süre sonra sakinleşeceğinden eminim ben Suat. Ben emin değilim. Hem bu geceden sonra bütün olanları nasıl unuturum bilmiyorum. Efendim Sedef. İyiyim, sağ ol. Sen? Şimdi müsait değilim. Daha sonra konuşsak. Yarın. Tamam. Tamam, haberleşiriz. Sana da iyi geceler. Gerçekten çok teşekkür ederim. Lafı mı olur kızım? Dediğim gibi. Eğer bir gün iyi bir cerraha ihtiyacınız olursa. Umarım olmaz tabii ama. Eğer ihtiyacınız olursa kime geleceğinizi biliyorsunuz. Sağ ol. Gelirim. Rastgele. Güle güle. Zenan. Nerede kaldın ya? Çok merak ettim ben seni. Merak edecek bir şey yok. Geldim işte. Levent Bey'le değil mi Ela? Haberin var mı? Onu da aradım, açmadı. Başkalarının hayatına burnunu sokmakla meşgul. Zenan geldi mi? Geldi. Hemen odasına girdi. Ela, neler oluyor? Bana da anlatır mısın lütfen? Neyiniz var sizin? Zenan. Zenan, lütfen kapıyı açar mısın? Konuşmak istiyorum. Zenan, neden böyle yapıyorsun? Beni dinler misin? Ela, neler oluyor? Bana da anlatsana ya. Bak Zenan. Bizim tek amacımız sizi bir araya getirmekti. Konuşup sorunlarınızı çözersiniz diye düşündük. Kötü bir niyetimiz yoktu. Zenan, neden anlamıyorsun? Böyle tepki vereceğini bilemezdim. Bak, çok üzgünüm. Hadi çık, konuşalım. Zenan, lütfen. Ela, konuşacak hiçbir şey yok. Beni yalnız bırakın artık. Kitabı sana getirdim. Teşekkür ederim. Ama ben Suç ve Ceza'yı okumuştum. Okuduğunu tahmin ettim. Ama bir doktor olarak tekrar oku. Eminim çok farklı yorumlayacaksın. Olur. Kolay gelsin. Teşekkürler Suat Bey. Hikayemizde suçlu kim? Sen...
Sadece romantik bir gece yaşamalarını istemiştik. Öyle denizin ortasında birbirlerinden kaçamazlar, sonra da dayanamaz barışırlar diye düşünmüştüm. Ama her şeyi mahvettim galiba. Lütfen kendini suçlamayı bırak artık. Sen böyle olacağını nereden bilecektin ki? Zenan bir daha beni affetmeyecek. Saçmalama. Zenan'ı tanımıyor musun sen? İnatçıdır, serttir ama bir süre sonra onun iyiliği için böyle bir şey yaptığını anlayacaktır. Ela, hadi artık asma suratını. Hı? İnşallah dediğin gibi olur. Olur olur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.